吧。Olayı gördünüz değil mi? Sanki bir illüzyonun içindeymişiz gibi. Şimdi buna bakalım. Biraz gariplik var değil mi? Sihir gibi. İşte bu sanat eseri garip fiziksel yapılara transgredi structures deniyor. Tension yani gerilim ve integrity bütünsellik kelimelerinden oluşur. Mimariden esinlenen bir terimdir. Bu yapı insan bedenini tarif etmektedir aslında. Söylemesi ve telaffuzu da zor. Video bitene kadar artık biz buna gerilim yapıları diyelim. Genellikle çelik, ahşap veya bambu kablolarının çekişini ve sertliğini kullanan sistemlerden oluşturulur. Aslında virüslerden omurgalılara, bizlere kadar gerilim yapıları mevcut. Geçen videolarımızda söylemiştik. Bakteriyofaj virüslerinin kafa bölgeleri 20 yüzlüdür ve buna ikosahedron denir. Bir ikosahedronu tasarlamak, inşa etmek bu yapılarla mümkün hale geliyor. Mesela kemik yapımızda da ayağa kalkmaya yani bipedal olmaya başladığımızdan beri sert ve dayanıklı yapıdaki iskeletle esnek yapıdaki kasların birbirine bağlanması ve gerilim oluşturması sayesinde bazı yaşamsal faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Sürekli gerilim ile birbirine etki eden ve sıkıştırma ile birbirini tutan parçalar bütününden meydana geliyoruz yani. Terim, şu anda görmekte olduğunuz heykelleri yapan, daha tanımı bile belirlenmemişken hatta bu heykeller üzerinde çalışan Kenneth Snelson'un heykellerini tanımlamak için 1962'de Buckminster Fuller tarafından tanımlandı. Fuller da aslında ayrı bir şekilde ilgilenilmesi gereken bir insan. Mimar, mühendis, mucit, filozof olmasının yanı sıra kitap yazıyor, şiirleri de var. Zaten gerilim yapıları tanımlanmamışken onun gözünün önünde gözlemlenip tanımsız kalması mümkün değildi. Snelson, 1968 yılında 18 metre yüksekliğinde, 6.18 metre genişliğinde bir heykel olan İğne Kulesi'ni inşa etmiştir. Ve bu muazzam bir yapıdır. Aslında 1948 yılında ileri sürülen bu yapı teorisi, mimariden mobilya tasarımlarına, heykelcilikten robot tasarımlarına kadar birçok alanda değerlendirilmektedir. Sanki yalnızca mimari yapılarda kullanılıyor gibi dursa da, biyolojide canlı organizmalarının hareket modellemeleri içinde kullanılır. Dinamik anatomi ya da biosentigriti de deniliyor. Mesela ayak parmaklarının üzerine kalkmış birini düşünelim. Nispeten çok ufak bir momentum ile bütün vücudunu kaldırıyor. Burada baldır kasları resmen vücudu yukarı doğru çekiyor. Baldır kasları sıkışıyor ve gerilimle yukarı kalkıyor. Bunu mekanik bir modele benzetirsek böyle görünecek. Gerilimle işlemleri yönetme mekanizması. Son birkaç on yılda bilim insanları gerginliğin organlar, dokular, hücreler ve hatta moleküller düzeyinde çalışan doğanın temel bir tasarım prensibi olduğunu gösterdiler. Snelson hatta daha sonra gerginliğe dayalı bir atom modeli bile tasarladı. Sokaklarımızdaki apartmanların hepsi baştan sona tuğlaların üst üste sıkıştırılmasıyla yapılır. Oysa gerilim yapılarında gerginlik, gerilimin bir yapıya dağılmasını sağlar. Sürekli sıkışmayla inşa edilen binalar bu özelliği göstermeyebilir. Ancak vücudumuz gibi daha elastik yapılar gösterir. Bu yapılar sürekli olarak gerginliği dağıtarak hareket olanaklarını verimli kullandırır. Gerilim yoluyla yapının stabilizasyonu sağlanır. Kolayca ayarlanabilir, taşınabilir. Verimlilik üst düzeydedir, güvenilirdir. Birden çok işlevi gerçekleştirme yeteneğine sahiptirler. Tansiyon gerilim modelleri son derece hafiftir ve esnektir. Ve yapının tüm parçalarına aynı anda yükü dağıtarak dinamik strese dayanma kabiliyeti de dahil olmak üzere olağanüstü özelliklere sahiptir. Mesela yüksek binalarda yük en tepeden en alt zemine dik etkiyle iletilirken tansiyon gerilim modellerde ve insan iskeletinde yük kemikler üzerinden esnek ve gergin kaslar üzerine merkezden her yöne dağıtıldığından içten dışa dağılma gösterir. Bu da canlı organizmalarının hareketinin dayanıklılığını ve enerji verimliliğini etkiler. Bu iç gerilim veya ön gerilim
tüm yapının dış güçlerden gelen streslere dayanmasına, kontrollü bir şekilde deforme olmasına ve stres kaldırıldığında kendiliğinden tekrar orijinal şekline geri dönmesine izin verir. Gerginlik yapıları, ağırlıklı olarak kubbe yapıları, kuleleri, stadyum çatıları, geçici yapılar ve çadırlar gibi yapılarda kullanılmaktadır. Bakınız, Münih Olimpiyat Stadyumu, Estadio Unico Stadyumu, Kurilpa, ASM Uluslararası Merkez Binası, Biosphere of Manchur. Aynı zamanda bunların bazılarına jeodezik kubbede denmektedir. Çeşitli gerginlik yapılarının kararlılıklarını nasıl koruduğunu anlamak ve hangi yapıların mümkün ve hangilerinin mümkün olmadığını tanımlamak için Robert Connelly gibi matematikçiler gerginlik yapılarının altında yatan geometrik ilkeleri inceliyorlar. Daha detaylı matematiksel hesaplar için Robert Connelly araştırılabilir. Hücre biyoloğu Donald Ingber ta öğrenciyken 1960'larda 3 boyutlu tasarım adlı bir heykel sınıfında tesadüfen ilk gerginlik yapısıyla elastikler tarafından bir araya getirilen 6 ahşap dübelden oluşan garip görünümlü bir heykelle karşılaştı. Eğitmen gerginlik yapısına bastığında düzleşti. Elini kaldırdığında yapı yuvarlandı ve havaya sıçradı. Bunu kanser hücreleriyle çalışırken de görmüştü. Kültürlenmiş hücreler bir Petri kabının dibine yapıştıkça düzleşir. Ingber yapışmalarını bozan bir enzim ekleyerek düzleştirilmiş hücrelerin nasıl çıkarılacağını öğrenmişti. Yerinden çıktıklarında hücreler gerginlik çubuk ve termodeli gibi yuvarlanıyorlar ve zıplıyorlardı. Donald Ingber'ın bu gerginlik yapıları sayesinde kanser hücreleri üzerindeki araştırmaları Nobel'e kadar giden bir yol izlemiş oldu. Gerilim yapılarından yararlanan Erin Clark, 1982 yılında virüslerin jeodezik mimariyi kullanarak şekil kararlılıklarını nasıl oluşturduklarını çözmüş ve Nobel ödülünü kazanmıştı. Yani gerginlik yapıları Nobel'e bile yol açmıştı. Birçok gelişmiş üniversitede gerilim yapıları ile ilgili modeller yapılır. Bu modellerin birçok öğretici yönü vardır. Bunlardan en önemlisi matematik becerisidir. Uzay geometrisini kavramaya yardımcı olur. Ayrıca mimari, fizik, biyoloji, mühendislik, tasarım alanlarında yeni bakış açıları kazandırır. Hoşçakalın. Bu arada hatırlatalım. Hypatia Bilim YouTube kanalımızın katıl butonu aktif hale geldi. Siz de bizi desteklemek isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz.